Bursa'da metruk bir haldeyken Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek kültür evine dönüştürülen ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu belediyenin elinden alınan tarihi Özgürce Kilisesi bakımsızlıktan yıkıldı. Bursa'da metruk bir haldeyken Nilüfer Belediyesi tarafından 2006 yılında restore edilerek kültür evine dönüştürülen ve 2013 yılında mahkeme kararıyla belediyenin elinden alınarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen tarihi Özgürce Kilisesi yıkıldı. Tarihi yapının göz göre göre kaderine terk edildiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Özgürce Kilisesi'ni milli sarayların uzmanlarına restore ettirdik. Ancak vakıflar anlamsız bir şekilde tarihi yapıyı elimizden aldı ve çürümeye terk etti dedi. Kapısına kilit vurulan tarihi binaya yıllarca hiçbir müdahalede bulunulmayınca yapıda çatlaklar oluşmaya başladı. Durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bildirerek yıkılma tehlikesine dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, 2016 yılında tekrar girişimde bulundu ve binanın tadilatını yapmak üzere tekrar kendisine tahsis edilmesini talep etti. Ancak yapının ibadethane dışında bir amaçla kullanılamayacağı ifade edildi. Yapıdaki çatlaklar her geçen gün derinleşince, 2019 yılında Nilüfer Belediyesi yıkım uyarısında bulunarak tekrar yapının belediyeye kiralanmasını talep etti. Ancak yine ret cevabı aldı. Bütün bu girişimlere rağmen 7 yıl boyunca hep sahipsiz bırakılan tarihi mekanda korkudan oldu ve bina yıkıldı. Yıkılan tarihi yapıda incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gördükleri karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi. 7 yıldır çürümeye bırakılan tarihi yapının göz göre göre kaderine terk edildiğini belirtti.